Güzellik maçı kapak. Evet. Evet. Ben düzenli olarak hyaluronik asit yaptırıyorum cildime. Ne gibi faydaları var? Şey, nem veriyor. Ondan sonra işte kırışıklara karşı, işte yaşlanmayı yavaşlandırıyor. Çünkü ben şeyi çok sevmiyorum. İşte büyük estetiklerim, ne bileyim, hani çok şey yapay durabiliyor. Onun için şeyi tercih ediyorum. En azından var olan bir şeyin bir şekilde hani değişmemesi adına. Daha güzel yaptırıyorum. Hiç karşı değilim. Bayılıyorum. Bana kalsa her yerimi yaptıracağım ama çok korkuyorum. Yani sonuçlar çünkü her zaman iyi de olmayabiliyor. Yani birkaç tane arkadaşımdan da mesela burnumu yıllardan beri yaptırmak istiyorum. Ama hiç dokundurtmadım bugüne kadar. Çünkü o biraz şans. Bazen iyi oluyor, bazen kötü oluyor. Böyle bir burnunuzda neyi beğenmiyorsunuz peki? Yani şöyle, ben 35 yıldır bu burnu taşıyorum. Artık sıkıldım. Değişiklik böyle değişik bir sadece burun olsun dedim hani. Yok ama aslında hiçbir zaman hani seviyorum sevmiyorum gibi. Gerçek hayatta kötü durmuyor ama ekranda büyük duruyor. Onu fark ettim. Şimdi bu son dönemde aslında yaptıranların hepsi de herkes birbirine benzer durumu oldu ya. Böyle de tepkiler geliyor mesela. Evet. Yok, ben zaten benim plastik cerrahıma sürekli böyle bir burun olur mu diye gönderiyorum hani böyle katalogdan gibi. Ama bilmiyorum, belki bir gün eserse yaptırabilirim, çok minimal. Hayırlısı ama saklamam olsun, da değil. Yani. Öyle. Bunların dışında neler yapıyorsunuz peki, nasıl geçiyor? Estetik dışında neler yapıyorum? Bir böyle bir albüme giriştim. Çok da güzel gidiyordu. Sonra bir tıkandık. Çok güzel bir şarkı. Neredeyse bitti sayılır. Ara melodisini bir türlü bulamadık. İnanır mısın? 3 ay mı? 6 aydır şarkının böyle sonuna kadar geldik. O ara melodi dediğimiz şey çok önemlidir. Onu bir türlü tutturamadık. Hani o zaman bir işte böyle sanki İrlanda adına Eurovision'a katılacakmış gibi bir ara melodiyle geliyor. Ya da böyle farklı farklı, ya da çok fazla otantik oluyor. Şimdi benim çizgim tabii ki böyle, evet sıcak müzik yapıyorum ama bir yere, hani biraz böyle Avrupa, bir ilk zamanlar daha böyle dance pop yaptığım için orta yolu daha bulamadık öyle. Eğer sen bulabilirsen mutlu olurum. Önce bir dinlemem lazım. Evet, onu arıyoruz. Onun dışında evdeyim. Sürekli işte kedi köpek kurtarma operasyonlarına girdim. Çok yorucu ama kendimi çok iyi hissettiriyor. Maneviyat açısından bana çok da iyi geldi. Onlar da hani, onlar bana iyi geliyor ama yorucu. Pandeminin ilk döneminde de aslında açıklamalarınızla sosyal medyaya damga vurdunuz. Evet. Gündem oldu bayağı. Var mı yeni bombalar? Bilmiyorum. Twitter'a bir girip bakmak lazım en son neler. Yani değişken, seviyorlar gençler beni orada. Daha böyle sansürsüzce yaklaşıyorum sanırım bazı şeylerin. Buna da herhalde Avrupa'da doğup büyüdüğüm için mi bilmiyorum ama bazen farkında bile değilim. Türkiye'de böyle ayıp diye nitelendirdiğiniz şeyin benim beynimde mesela ayıp diye kodlanmadığı için tuhaf oluyor. Hani birisi tepki gösterdiğinde. Anneler günüydü. Anne Almanya'da bildiğimiz kadarıyla. Yok, şu an Akçay'da. Türkiye'de ama görüşemiyoruz tabii ki Akçay'da olduğu için. Çünkü şey yasakları var. Ne diyorlar? Şehir gezme yasakları. Seyahat yasakları. Seyahat, şehir gezme yasakları. Kurtuluş, bak Türkçem yine formundayım, gördün mü? Görüşemedik yani o sebepten. Bir de babam yanında. Babam biraz çok fazla konuştuğu için. Yani annemle çok görüşesin. Babam buradan izliyorsun. Çok dırdır. Yani çok babam böyle şikayet etmesini çok seven bir insan. Hatta bazı konularda ona biraz çekmişim. Ben böyle söylenmeyi çok seviyorum. Sende var mı o? Yok, ben. Ben böyle bütün gün söylenirim. Onu söylenirim, bunu söylenirim. Çok kötü bir huy. Babamdan almıştım bunu. En çok neden şikayetçi olur sizin için? Babam mı? Evet. İşte ev, işte ona göre babam biraz temizlik hastalığı vardır. Çok temiz olmasına. İşte bu niye burada, şu niye şurada diye çok fazla işte yemek yiyorsunuz bilmem ne. Yok, ben dinlemiyorum bile ama annemi üzülüyorum. Babanız aranız iyi değil mi? Çok iyi. Çok seviyorum. Aktif değil. Evet. Evet. Biraz
Neyse yayınlamazsınız. Zaten çok sıkı çiniyorum. Evet. Peki bayramda yaklaşıyor, bir plan var mı yoksa hani pandemiden dolayı yine yani, İstanbul'da mı kalacaksınız? Şu an İstanbul'dayım. Belki bir tatile gidebilirim. Doğayı çünkü çok özlüyorum. Almanya'ya gittim geldim bir. İşte bu yasaklar başlamadan önce tekrardan gideceğim. Almanya'da çünkü bir Almanca şarkı çıkartacağım orada. Aa bak bunu konuşabiliriz. Almanya'da bir şarkı çıkartacağım. Almanca, İngilizce, biraz da Türkçe var içinde. İşte onu yapacağız şimdi. Ben de iş, yani ev, iş. Aşk yok yani. Nasıl bir şarkı olacak peki? Hı? Nasıl bir şarkı olacak? Sürpriz. Aşk daha başlamadık. Hani onun böyle bir şeyin başına geçtikten sonra. Böyle bir sonra... karar aldınız sadece. Evet evet. Ama şarkı şey... yok ortada. Yok şarkı yok. Hayırlısı olsun. Aşk yok, şarkı yok. Aşk yok, şarkı yok. Bir de bu... Sizde de bilmiyorum oldu mu, hiçbir şeye konsantre olamıyorum. Yani bu pandemi başladığından beri doğru düzgün eskiden çok kitap okuyordum. Kitap okuyamıyorum, filmi yarıda bırakıyorum. Hiçbir şey... Böyle hayatın anlamı mı yok sizin için? Evet, biraz çok yalnızlıktan mı? Yani bir de bugün çok kafam karışık uyandım. İnan yani bu... Hayat biraz anlamsız gelmeye başladı bana. Bu pandemiden ötürü mü artık bilmiyorum ya da her zaman çok mu anlamsızdı onu İntihar da bilmiyorum. İntihar etmeyi düşünüyorsunuz değil mi? Yok, o kadar değil. Ben yani çünkü ben kan göremiyorum. Bir de yani yok, ölmeyi hiç düşünmedim. O kadar değil ama yani bir... Evet, bir de yani evet yok. O şeyi de yaşatmak istemiyorum. Bir de insanların hani öyle bulmasın, çok üzücü yani olur. Yok. Ne, nasıl geldik biz bu sonuna? Evet. Yok, intihar etmeyi düşünmüyorum. Allah. Ama mutlu da değilim yani. Size yalan da söylemeyeceğim. Pandeminin bitmesi mi? Evet ya, pandeminin bitmesini gerçekten beni o kadar mutlu eder ki. Ama çok ilginç bir şekilde her seferinde normale döndüğünde de tekrar unutuyoruz. Yani ben biraz böyle az üstel bir tipim, çok evde vakit geçiriyorum. Şu an en çok neyi seviyorsunuz? Hiçbir şeyi. Bir yere çok sıkıldığınızda tweet atmıştınız bu pandemiye Cem Yılmaz'la girmek isterim diye. Evet, bak. Sıkıntınızı geçireceğim. Evet, şimdi ben Cem Yılmaz'ı sohbet amaçlı ve yani böyle güzel sohbeti olduğu için bu cevabı vermiştim. Senin düşündüğün gibi bir şey olsaydı Cem Yılmaz tercihim olmazdı. Daha farklı bir tercih yapardı. Nasıl tipten hoşlanıyorsunuz? Nasıl tiplerden hoşlanıyorum? Bak güzelse bak işte bana böyle sorularla gel diyormuşum. Hadi güle güle. Nasıl tiplerden hoşlanıyorum? Merhametli, eğlenceli. Merhamet tip değil mi? Herkes öyle diyor. Yılmaz da çok esprili. Evet ya, evet. Espri, evet ben severim gülmeyi ve eğlenceli birisi olsun. Dış görünüşten bahsediyorsun. Ya onu bulmak o kadar zor ki, onun için şeyimi çok düşürdüm bu konuda. Çıtayı mı? Çıtayı çok düşürdüm, evet. Hani bir de eski sevgilerimi görsen inan yani. Yani... Arkadaşlar bu röportaj olmadı gibi mi yani? Vallahi biz çok eğleniyoruz. Yani onlara da haksızlık olur, onların da sonuçta hani ama ailesi var, izleyenler şey varsa. Arkadaşlar. Çirkin seviyorum der gibi oldu. Yo ama... Ben genellikle seçilen oluyorum, belki de ondan. Birisi çok üstüme düştüğü zaman yeltenleri indiriyorum. Yani ilgisine mi kanıyorsunuz? Hı hı. Evet, onun için genellikle hani seçilen olduğum için belki seçseydim daha böyle. Aldatıldınız mı? Çok aldatıldım. Çok evet, seviyorlar beni aldatmayı. Ben de aldatılmayı seviyorum. Hayırlısı olsun gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Allah mutlu etsin sizi. Evet, sağ olun böyle. Olmayacaksınız ama mutlu olun. Ama özledim sizi belki de onun için. Bak ne güzel vallahi eğlendik. Çok özlemişiz. Tolga bir çıkar mısın? Canı sıkıldık, çağırayım Tolga'yı gelir. Aynen, pardon. Bunun yanı yeni villası diye yazalım artık. Evet, yeni evi. Yani yeni mutsuzluk. Seviyorum sizi. Biz de öyle.